9K'da oralın. Yok abicim benim. Babam bana dedi ki hiç bilmiyorsan yarısını ver. Anladım abi ama veremeyiz o parayı abicim ben. Alırsa be. Kaç kilo bu be? Kaç kilo abi? Et kilosu 240-250 kilo arasında. Olacağını bir şey söyle abi. Söyledim abi. Hadi bir 250 lira da almayayım senden bakalım. Çok dedim be ya. E nasıl yapacağız peki? 9,5 lan yarı aşağı. Yok abi be. Hadi be. Yok abi be. Hadi hayırlısı olsun be. Veremem abi. Hadi Mustafa abi 10 lira. 10 lira çok be ya. Değil. Kaldır bir şey daha be. Dedim mi abi 250 lira. 10 lira. Yapma be. 10 lira. Valla. 9,5 hayırlı olsun. Yok. Yok 10 lira. Al anasını. Yok be ya 9. Değil 10 lira. Hadi anasını sattım hayırlı olsun. Evet tamam be. Hayırlısı olsun. Abi 10 bine aldın kurbanlığı. Evet. Aldık abi işte Allah nasip ederse keseceğiz. Valla 3 kişi pay edeceğiz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal be. O kadar dana güzel. Mühim olan. Şimdi de kaparayı vereceksin. Kaparayı vereceğiz Allah nasip ederse. Bayram sabahı da evimizin önüne kadar biz kendimizi kesiyorlar, teslim edeceğiz. Kesiyorlar orada da. Evet. Yerlerinde kesiyorlar. Sen de ben oradan alıyorum Allah nasip ediyorsa. Hayırlısı olsun Allah. Amin kardeşim. Cümlemize. Cümlemize. Al 500 kapara sana. 1, 2, 3, 4, 5. 9,5'da veririm. Tamam abi bereket versin. Allah hayırlısı. 10 bin liraya anlaştık evet abi. Nasıl kurban pazarı? Abi kurban pazarı geçtiğimiz senelere göre bu sene biraz durgun geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim biz bu hayvanı mesela şimdiki sattığımız hayvanı 11 bin lira, 11.500 liraya satacağımızın hesabını yaparken burada gördüğünüz gibi 10 bin liraya veriyoruz, vermek zorundayız. Son 2 gün kaldı artık. Yani... Ama önceki senelerde böyle değildi. Daha fazlaydı satışlar ve gördüğünüz gibi pazar bomboş, kimse yok. Satışlarımız biraz yavaş yani, yavaş gidiyor. Fiyatlar nasıl? Yüksek mi? Abi fiyatlar normal mi? Yani. Biz hayvanın etine göre fiyat istiyoruz. Başka farklı bir fiyat istediğimiz yok. Bugün kasaba da götürsek aynı parayı yapıyor yani. Hmm. Ve geçen seneyle farkı biraz fark var arasında. Evet var, neden var? Geçen sene kasapta 40 liraydı kıyma, bu sene oldu 48 lira. Hı. Onun farkı tabii ki hayvanların üzerine yansıyor. Çok dedin gülüm. Olacak bir şey söyle şuna ya. Kaç alacaksın abi? Bismillahirrahmanirrahim. 9,5 alalım kardeşim. Abi kaç kilo bu? Canlı 600 kilo abi. 600 yok kilo tabii. Yok ya gelmez o kadar ya. 600 kilo abi tartıp gelmez veririz ya, abi sıkıntı değil. Gelmez. Benim kilomla 540-550 kilo yapıyorum o ben ya. Doğrudur abi. Ben o kadar yaptım 600 ya. Kilo abi 580-600. Neyse 600. 5 aşağı 5 yukarı. Hayırlısı olsun İyi da abi, tamam. Tamam 500 lira almayalım 12,5 al abi. Yok kardeşim bizim bütçemiz o kadar be kardeşim. Bak, anladım abi. 7 kişi bizim... keseceğiz ortakların bütün vekaleti bende. Hayırlısı olsun da bitsin. Yok abi 9,5'a veremeyiz abi. Kaç para olacak kardeşim? Son bitmiş 12 lira abiden size. Çok be kardeşim. 12 belki lira 110 lira yaptık. Hayırlısı yok olsun abi. De. Hayırlısı olsun da 10 lira. Veremeyiz. Hayır gör de. Hayır gör de. Hayır gör de. Hayırlısı olsun. Abi tamam mı? 10 bine bitti mi? 10 bine bitti abi. Bitti. Al kardeşim ben sana 500 lira da kapara bırakayım. 1. 1. 3. 4. 5. Allah bereket versin bereketini abi. Gör. Hayırlısı olsun kardeşim. Allah abi hayırlısı olsun. Sağ olun kardeşim. Şeyde. Allah kabul etsin. Amin cümlemizi. Nasıl kurbanlıklar fiyatlar? Vallahi o kadar çok aşırı bir fiyat yok. Bu sene geçen seneki fiyatlardan çok fazla bir aşırılığı yok. Normaldir yani geçim şartlarını göz önüne alırsak. Normal çok o kadar fazla değil. Güzel fiyatlar normal güzel. Abi siz de paranızın ayrını görün kaparayı Allah aldınız. Allah razı olsun. Nasıl bayramlık? 2 gün kaldı kurbana. Kaldı ama satışlar istediğimiz gibi değil pek. Ama yine de malımızı satıyoruz yani. Mal kalmaz ama istediğimiz gibi değil. İstediğimiz rakamların altında. Geçen yıllara göre daha fazla hareket var mı? Yoksa bu sene biraz sakinlik mi var? Bu sene biraz sakin gidiyor. Bu sene biraz daha sakin gidiyor. Geçen yılı arıyoruz yani. Satışlar çok kötü. Eski ortamlar yok. Gelen hani hep ucuz hayvan istiyor. Bunu yetiştirmek çok zor. Yem fiyatları almış başını gitmiş. Bir hayvanı kendin mal ediyorsun 10 liraya. Gelen kişi istiyor 8 liraya. Yer parası veriyorsun 10 milyar lira para. Hani kurbancılık bu sene tamamen esnafı bitirmiş durumdadır. Genellikle diğer çadırları dolaştık. Diğer çadırlarda işte 45-50-55 yaşlarında satıcılar var. Sana o yüzden yeni nesil ya da genç nesil... Aynen normalde babam burada duruyor. Babamla karşıda zaten de ben de yeni geldim bugün İstanbul'dan. Geldik yardıma bakalım işte. Nasıl
Satışlar vallahi var mı? Valla satışlar durgun, çok durgun. Hatta gördüğüm en durgun bayram satışlar diyebilirim yani. Verdik. 7-8 tane malımız kaldı. Onları da ucuz pahalı bayramın son gününe kadar vermeyi düşünüyoruz. Nasıl, hayvancılık zor mu? Ya her işin bir zorluğu var açıkçası şimdi. Hayvancılık da yapsanız, ayakkabı da boyasanız her işin bir muhakkak zorunluluğu oluyor, zorluğu oluyor. Yok, bunun da var tabii yani, uğraş isteyen, emek isteyen bir iş. Bunu niye sordum? Satıcı fiyatların düşüklüğünden şikayet ediyor. Alıcı da yüksekliğinden şikayet ediyor. Ya bu zaten senelerdir hep böyle devam ediyor. Yani böyle olması normal. Bu yeni olan bir şey değil yani. Daha önceden de bu şekildeydi. Alıcı her zaman pahalı gelir, satıcıya da her zaman nasıl ucuz. Nasıl fiyatlar sence şu anda? Fiyatlar bence makul şu an ya. Makul fiyatlar yani, çok tavanda değil. Yani biz de burada bu hayvanların da bize iyi kötü maliyetleri var. Burada uğraşıyoruz. Bu hayvanlar yem yiyor, saman yiyor, ot yiyor. Bunların paraları var. Biz de verdiğimiz emeğin, çilenin karşılığını bekliyoruz açıkçası. Nasıl büyük baş ama alamıyoruz fiyatları da yani şu anda? Ya şimdi hayvandan hayvanına göre değişiyor. Fiyatlarda bir şey diyemeyiz. Mesela şu hayvanın kilosuna göre, etine göre, en yaşına... En başta gördüğümüz kaç kilo bu? Canlı olarak o şu an 350 kilo civarı gelir. 350 kilo. Ne kadar evet diyorsunuz buna? Ona 9 milyar diyoruz. 9.500 lira diyoruz. Evet. Pazarlık. Ama pazarlık payı var tabii yani. Uyacağız. Yardımcı evet olacağız. Herkes genellikle her kurban alıcısı neye dikkat edeceğini bilir. Genellikle tabii kapak açmış mı açmamış mı bizim kendi tabirimizce hayvanın iki dişinin patlatıp yeniden çıkarması, ona dikkat ediyorlar genellikle. Yaşına dikkat ederler. Hayvanın sağında solunda yarası beresi hastalığı var mı diye onlara dikkat etsinler. Yoksa başka bir şey yok yani hayvan almakta. En büyüğü bu. Burada çadırları gezeceğiniz bundan büyük hayvan yok ne burada. Ne kadar abi, kaç kilo? 890 kilo şu anda canlı ağırlık geldi. 17 bin lira diyoruz buna. 17 bin lira. Evet. Abi sen alıcısın herhalde. Evet abi. Sen ne veriyorsun abi? 15 bin lira verdim abi. Abi var mı niyet almaya? Var abi. Pazarlık? Yaptınız mı? Yaptık abi, 15 lira veriyoruz. 15 milyara uymuyor. Ona 16 milyar lira daha yerinde verdiler. Buraya getirmeden verdiler. Vermedim. Tabii. Şimdi abi var mı artış martış? Yoksa 15 bin lira verdik. 15'te kararlıyız. 15'e verseydik abimize zaten o anda verirdik. Hiç zaten üzmezdik abimizi. Hiç gerek yok yani. Abi arttır biraz. Biz de 15 lira verdik. İyi madem 15 bıçağı alalım. Hayır. 16 milyar lira verdiler. Tut buraya. Tamam. Bak sana bir şey söylüyorum, evet, ister al ister alma. 17'den 500 lira kaldırırım, 16 bıçağı alırsanız alın. 15 bin liraya alalım. 16 milyar lira verilmişi var, vermem bu paradan. Sen 16 milyar lira yerinde verildi, vermedik. Biz 16 bıçağı alırsanız hayır gördün. Yok alamayız. İyi tamam, madem 16'yı alacağız. Yok. 16 lira verdiler yerinde, vermedi. Tamam. Abi ben ortayı bulayım. Evet. 16-250 diyelim şuna. Diyelim. Diyelim abi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Sağ ol abi. Yapın işlemlerini arkadaşın. Kolay bir. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah bereket versin. Amin. Amin. Kurban Bayramı nasıl hareket? Vallahi ağır. Bu sıra bayağı bir ağır. Millete alım gücü pek nadir. Ancak böyle kodaman arkadaşlar çıkarsa bir iki tane satıyoruz. Öyle büyük mal satıyoruz. Başka da yok nasıl yani. Nasıl et fiyatları, kurban fiyatları, hayvan fiyatları? Kurban fiyatları geçen senenin de altında. Evet. Geçen senenin altında. Anladım. Evet. Abi hayırlısı olsun sana. Sağ olun abi, sağ olun. Kurbanınızı keseceksiniz. Evet abi.